Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı THT Geometri Soru Kitabı'nda katı cisimler konusundaki 5. testin çözümünü yapacağız. Testimiz pekiştiriyorum testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Şekilde yarı çapı 6 cm olan tamamı su ile dolu olan yarım küre. Evet yarı çapı 6 ve tamamı su ile doluymuş. O zaman tamamı su ile doluysa bunun hacmi nedir? 4 bölü 3 pi r küp ama yarısı olacak bölü 2 olacak. Küre biçimdeki kabın içindeki suyun tamamı taban yarıçapı 6 cm olan ve yeterince yüksekteki silindire boşaltılıyor. Ve silindirdeki suyun yüksekliği nedir diye soruluyor. Evet bundaki su buna boşaltılmış şöyle bir suyla doldu. Buradaki suyun yüksekliği nedir diye soruluyor. Bunun hacmi de nedir? Hocam pi r kare çarpı h eşittir taban alanı çarpı yükseklik. Çünkü bu su bunun içine boşaltılmış. Arkadaşlar burada pi'ler gitti mi? Gitti. Sonra sadeleştirmede altının karesiyle buradaki iki tanesi gitti bir tane kaldı. Sonra burada sadece h kaldı. Bu da 24 bölü 3'ten 8, 8 bölü 2'den de kaç çıktı? 4 çıktı. H'ı böylelikle 4 bulduk. Yani birinci soru balık kesir oldu. Geldik ikinci soruya. Evet, ad yamuğu, pardon şu yamuk ad etrafında döndürülüyormuş. Ad etrafında 360 derece döndürülüyor. Hocam ad etrafında döndürülüyorsa ad'ye göre şeklin simetriğini alıyorduk. Şeklin simetriğini alalım şöyle. Şekil dışına da çıkmak istemiyorum. Yanındaki ekrandan bakayım şöyle. Bunu döndürürken de ne oluyor? Şöyle bir dönüş oluyor. Böyle bir dönüşte hocam bu nokta buraya geldi. Şöyle bu nokta da buraya geldi. Hocam bu da böyle bir dairesel hareket edecek. Bir kesik koni çıktı karşımıza. Oluşan cismin hacmi. Kesik koni çıktığı zaman ne yapıyorduk? Bunu tam koniye tamamlıyorduk. Tamamlayalım bakalım tam koniye. Ve bizden şuradaki hakori'nin hacmi isteniyor. Kesik koninin hacmi. Arkadaşlar kesik konide de biz ne yapıyorduk? Şu önemliydi bizim için. Ee, benzerlik. 4 bölü 8. Hocam 1 bölü 2 oran var. E, o zaman burası 1 bölü 2 ise şunlar birbirine eşit mi olacak? Evet. 5 iken burası da 5 oldu. 4, 5. 3, 4, 5 üçgenden 3. Burası da 3 mi oldu? Evet. Benzerlik oranı kaç burada? 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin kübü kaçtır? 1 bölü 8'dir. Hocam buradaki hacim V iken buradaki hacim ne olacak? 7V olacak. V'yi bulursak eğer 7V'ye de ulaşırız. Hadi V'yi bulalım. V dediğimiz üstteki konunun hacmi. Pi R kare çarpı H bölü 3. 16 pi'ye eşit oldu. Bizden 7 ve isteniyor ama çünkü çok kesik piramitin hacmi isteniyor. Konunun hacmi isteniyor bizden. 7 çarpı 16 pi'den 6 kere 7 42. O da 112 mi yapıyor? Evet 112 pi yapar arkadaşlar cevabımız. Evet cevap böylelikle akçay oldu ikinci soruda. Geldik 3'e. Aşağıda bir dikdörtgenler prizmasının açılımı verilmiştir. Bu açılımın çevresi 52 olarak verilmiş. Evet burası dörtgen. Şuranın da 4 olduğunu biliyorum ben. Sonra Turuncu boyalı bölgenin alanından falan bahsetmiş. 12. E yeşil boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar turuncu boyalı bölgenin alanı 12 ise şurası 4 ya dikdörtgenden dolayı. 4 kere 3 12 yani burası 3 yapmak zorunda. Peki sen bunu böyle birleştirdiğin zaman şu şöyle yukarı kalkıyor. Bu da böyle yukarı kalkıyor. Şu kenarla şu kenar birbirine eşit değil mi? Evet yani burası kaç yaptı? 3. Devam edelim. Sonra şu kenarla da şu kenar çakışmayacak mı? Evet. Çünkü ya da karşısında olacak, karşılıklı kenarlar olacak daha doğrusu. Çünkü sen bunu böyle getirdin. Dikkat et. Şu kenarla da şu kenar birbirine eşit mi? Eşit. Yani üçgen burası da 3. E diğer kenar dikdörtgenin diğer kenarı. Yani A ise burası da A oldu. E o zaman şurası da A, burası da A diyelim. Şurası üçgen, burası 3, üç, burası 3, burası 3, burası 3. Sonra burası A. Hadi bakalım çevresini hesaplayalım. Çevresinde kaç tane A var? Hocam 1 2 3 4. 4 tane A var. 4 tane A artı kaç tane 4 var? 1, 2 tane 4 var değil mi? 2 tane 4'ten 8 artı şurası da 3. Kaç tane 3 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 kere 8, 24 eşittir. Neymiş? 52'ymiş. 24, 8 daha kaç? 32. Öbür tarafa attık. 52'den 32 çıkar. 20. 4A 20 ise A'yı da kaç bulduk? 5. Evet A 5 ise o zaman bizden şu dikdörtgenin alanı isteniyor. O dikdörtgenin alanında 5 çarpı 3'ten kaç eşit olur? 15'e eşit olur. Evet cevabı böylelikle 15 olarak buluruz. Yani kaçıncı soru? Üçüncü soru akçay oldu. Geldik dörde. Silindir içinde koniler var en sevdiğimiz. Böyle silindir içinde koni olunca şuradaki hacim V iken şunun hacmi ne oluyordu? 3 kat oluyordu. 3 V oluyordu. Peki silindirler yüksekleriyle hacimleri doğru orantılı değil midir? Evet H'taki 3 V ise 2 htaki 6 V'dir. Ve burası kaç V yaptı arkadaşlar o zaman? Yine H'daki V yapar. Pardon. 3 V yapar. Burası da. Sonra bu koninin hacmini bulduk. Peki şu mavi ile çizdiğim koninin hacmi nedir? Şu büyük silindire bakacaksınız. Büyük, büyük silindirin şurası kaç? 9 V. 9 V'nin 3'te 1 bir olacak. 3 V olacak burası. Sonra siyahla gösterdiğim şuraya bakalım. Büyük silindirin yani toplamda kaç büyük silindirin hacmi? 12 V'nin 3'te 1 olacak. Yani o da 4 V yaptı. Şimdi konilerin hacimleri toplama. 4V, 3V ve V. 8V yaptı. Neye eşitmiş? P'ye eşitmiş. V'yi böylelikle ne bulduk arkadaşlar? P bölü 8 olarak bulduk. Bizden ne isteniyor? Silindirin hacmi. Silindirin hacmi 12V isteniyor. 12 çarpı P bölü 8 isteniyor. 4'e bölsen 2, 4'e bölsen 3. O da 3P bölü 2 çıkar arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle Edremit oldu. Buna dikkat edin. ÖSYM bu. V3V olayını gerçekten çok soruyor. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Dördüncü soru. Edremit oldu. Geldik beşinci soruya. Aşağıda bütün yüzeyleri. 1 santimetre kalınlıkta tahtalardan oluşan. Şu kalınlıklar 1 santimetre arkadaşım. Şu içerisi. Şurası 52 santimse burası 1. Burası 1 olduğundan şurayı kaç bulduk? 50 bulduk. Burası 1. Burası 1 olduğundan 47 ise 2 çıkart 45. Buraya 45 bulduk. Ee, sonra şu alttan da kalınlığı üst taraf boş ya. Alttan da kalınlığı 1 santimetre olacak. 1 cm ise burası da kaç olacak? 20 olacak. Tamam üstten kalınlığı yok. Musa çıkartmadık. Dikkat. Bu çekmecenin hareketleri olduğuna göre iç kısmının hacmi. Yani iç kısmının hacmi 45, 20 ve 50'nin çarpımı isteniyor bizden. 50 ve 20'nin çarpımı isteniyor. Arkadaşım bu 5 kere 10. 2 tane de 0 var. 45'in yanında 1, 2, 3 tane 0 olacak. Yani 45.000 yapacak. O zaman dördüncü soru böyle ne çıktı? C han çıktı. Çapı 10 cm olan yarım daire şeklindeki bir kağıdın içinden dik kenar uzunlukları 3 ve 9 cm olan dik üçgen çıkartılıyor. Evet 3 ve 9 çapı da 10 cm yani yarı çapı kaç yaptı bunun? 5 yaptı. Daha sonra kalan şekil çapı etrafında 360 derece döndürülüyor. Bak kalan şekil bak şurası değil mi dikkat et. Şu kalan şekil 360 derece döndürdüğünde yarım dönd yarım daireye döndürdüğünde ne geliyor karşına? Hocam şunun etrafında döndürüyoruz. Bunun etrafında döndürdüğün zaman şöyle simetriğini alalım öncelikle. Simetriğini aldın şöyle bir şey oluştu. Bu da ne oluşturdu arkadaşlar? Bir küre mi oluşturdu? Evet küre. Yarı çap 5 olan bir küre oluşturdu. Yarı çap 5 olan bir küre. Evet. Şimdi bir de şunu kesip çıkarttık. E, biz bunu da döndürelim o zaman. O da boş kalmasın. Bu da döndürüldüğünde hocam simetriğini aldığımızda böyle böyle. E, o zaman e, bu şu şekilde döndüğü zaman da şöyle bir koni mi oluşuyor burada? Aynen öyle. Evet şöyle bir konu oluştu. O zaman ben kürenin hacminden neyi çıkartacağım? Konuyu çıkartacağım. Kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küp. Yani 5'in küpü eksi. Koninin hacmini çıkartacağız. O zaman dolu olan kısım pi r kare çarpı h bölü 3 olacak. Bölü 3 sadeleşmiyor burada. Burası 125 yaptı. 125 ile 4'ü çarpsak kaç yapıyor? 500 yapıyor. O zaman burası 500 pi eksi. Burası 981 pi yaptı burası da bölü 3 yaptı. Bu da neye eşit olduğu zaman? 500'den 81 çıkınca 419 pi mi yapıyor? Evet. 419 pi bölü 3 yapar cevabımız arkadaşlar. Yani 6. soru böylelikle balık esir oldu. Geldik hediye. Ayrıt uzunluğu 4 birim olan bir kübün taban ayrıtının orta noktaları işaretleniyor. Taban ayrıtlarının orta noktaları işaretleniyor ve işaretlenen bu noktaları köşe kabul eden bir kare çiziliyor. Hemen ne yapalım? Kübü çizelim arkadaşlar. Çizdik. Orta noktaların işaretlenen taban ayrıtının bir kenarı kaç birimdi? 4 birimdi. O zaman bu orta noktalar 2 2 2 2 yaptı şöyle şöyle. Sonra bunları birleştiriyormuşuz. Şunları birleştirdiğim zaman bir kare çıkıyor karşımıza. Çünkü niye? 2 2 ise 2 kök 2 yaptı burası. Burası da aynı şekilde 2 kök 2 yaptı. Burası da burası da. Hatta 45 45 90 üçgeni. Burası da 45 burası da 45 ise burası, burası da 90 çıkıyor. Neyse. Kübün içerisinde tabanı kare bu kare yüksekliği de kübün bir ayrıtının uzunluğuna eşit olan kare dik piramit çıkartılıyormuş. Arkadaşlar kare dik piramiti çizelim şöyle yüksekliği şey e, tam borun bir, bir ayrıntının uzunluğuna eşit olduğu için tam tepe noktasında olmak zorunda arkadaşlar. Bizden ne isteniyor? Bu cismin hacmi nedir diye soruluyor. Tamam çok kolay. Ne yapacağız? Bir kenarı dörttü. A'nın kübünden neyi çıkartacağız? Taban alan çarpı yükseklik. Taban alanı ne yaptı? İki kökgenin karesi. 8 çarpı yükseklik. Yükseklik de dört değil mi? Şöyle şunun da yüksekliği 4. Bölü üç çıkacak. Çünkü piramitte bölü üç vardı. Dördün kübü 64 eksi 32 bölü 3 yaptı burası. O zaman bunu çarpacak olursak 4 kere 3 12. 6 kere 3 192 eksi 32 bölü 3 yaptı. O da 160 bölü 3 yapar arkadaşlar. Yani 7. soru böylelikle C han oldu. Geldik 8'e. Küre sorularında tabii ki çember soru muamelesi yapıyorsunuz. Öncelikle konide yükseklik önemli bir yere sahip. Kürenin merkezi burası. Merkezde çektik olduğundan doğrusal olmak zorunda şurayı yazdık. Koninin yarı çapı 6 imiş. Burası 6 yüksekliği de 8'miş. 6, 8, 10 üçgeninden şurası da 8 verilmiş ya. Burası 10. Bizden kürenin yarıçapı nedir diye soruluyor. E merkez var, teğet var, çektik yapacak olursak. Kürenin yarı çapı R, R. Buraya ne kaldı? 8 eksi R'ye kaldı. Hocam şu teğet, şu teğet uzunlukları. Bak çember muamelesi yapıyoruz. 6 ise 6 birbirine eşit. E tamamı da 10'du. Buraya kaç kaldı? 4 kaldı. Pisagor. 8 eksi R'nin karesi eşittir. R'nin karesi artı 4'ün karesinden. İşlem işlem işlem. R'yi buluruz. A, 4 var. 3, 4, 5 üçgeninde R yerine 3 koyarsak çıkıyor cevap. Dolayısıyla 8. soru Akçay oldu. Geldik 9'a. Taban ayrıtım uzunluğu 12 olan kare dik prizma. Bir taban ayrıtından geçecek bir şekilde düzlemsel olarak kesilerek bir takoz oluşturulmuş. Takozun eğimli yüzeyinin alanı kaçmış? 180. Arkadaşım şuradaki alan 180 olarak verilmiş. Tabi burası bir nedir arkadaşlar? Dik dörtgendir. Neyse Takozun eğimi 180 cm'dir ve hacmi kesildiği kare tabanının dörtte biri kadardır. Hmm. Hacmi dörtte biri kadarmış. Hocam bu dörtte biri ise bak böyle kesildiğinde şöyle kesildiğinde dörtte biri kadarsa hocam şöyle yaptığımız zaman bütünlediğimiz zaman bu yarısı olacak. Yarısı burada yarısı burada çünkü. E bu yarısıysa diğer yarısı da üstteyse, şunlar birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Evet. Taban ayrıtı 12.000 olan kare prizmaydı bu. Eyvallah. E o zaman biz şunları bulduk. Şurası h h diye bulduk. İki eş parçaya böldü burayı. Sonrasında 12 ise burası da 12 olduğunu biliyoruz. Ve buradaki alan kaç verilmiş? Bu bir dikdörtgen değil mi? Evet. Çünkü niye? Bu yandaki düzleme dik. Bak dikkat et. Buraya dik. Burası buradaki doğruya da dik olur. Burası da dikdörtgen oldu. Aynı mantıktan burası da burası da aldı. 90 derece olduğundan dikdörtgen oldu. 12 ile A'nın çarpımı 12 çarpı A eşittir 180 ise A buradan 180 bölü 12 geldi. 6'ya bölsen 30, 6'ya bölsen 2. Hatta burası 15 çıktı. A 15 çıktı. 12, 15 üçgeni? 9, 12, 15 üçgeninden H9 çıktı. Kare prizmanın yüksekliği nedir diye soruluyor. H9 ise bizden 2 H isteniyor. O da kaç yapar? 18 yapar. Yani cevabı böylelikle Edremit bulduk 9. soruda. Geldik ona. Evet denklemi bu olan koordinat eksenleriyle sınırlı y ekseni etrafında 360 derece döndürüldüğünde oluşan konunun hacminden bahsediyor. Arkadaşlar burada K'nın değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. K burada olabilir dediği şey arkadaşlar. Hani x bölü x 3 pozitif de olabilir negatif de olabilir ona bakacağız. Biz öncelikle pozitif olarak yapalım da. Çünkü pozitif çıklarda daha çok. Ee, böyle eksenleri kestiği noktaları da şöyle gösterelim arkadaşım. Şöyle gösterdim. Eksenleri nerede kesiyormuş? x bölü x 3 aslında bu değil mi? x'i x 3'te kesiyor. y'yi de k'da kesiyor. Mesela k. E, y k dediğimiz negatif değerde olabilir. Bu arada. E o zaman aslında direkt cevap çıktı ya. Hocam eksi 2, 2 de var. Eksi 1, 1 de var. Cevap edinme. Ne? Neyse. Şimdi bu doğru denkleme hangisi yapıyor? Şu yapıyor. Bu doğrunun denklemi bu yapıyor. Diyor ki bize y ekseni etrafında 360 derece döndürüldüğünde oluşan koni. Sen y'ye göre simetriğini alıyorsun bunun. Döndürdüğünde şöyle bir konu mu oluştu? Evet. Hocam burası kaç? 3. Burası kaç? 4. Tamam. Bu konunun hacmi 12 pi verilmiş. 4 değil pardon. K. Yani pi r kare çarpı h bölü 3 taban alan çarpı yükseklik bölü 3 neye eşitmiş? 12 pi'ye eşitmiş. Pi'ler gitti. Sonra e, şu 3'lerden bir tanesi gitti. 3k eşittir 12 ise k'yı da bölükle kaç bulduk? 4 bulduk. E, arkadaşım ama k aşağıda da olabilir. Yani cevap böylelikle edremit oldu. Ama şıklardan da zaten cevabın edremit olduğu belliydi. Çakallık yaptık ama olsun. E, burada çözümü de size göstermiş olduk arkadaşlar. 10. soru edremit oldu. Geldik 11. soruya. Dikdörtgenler prizması biçimindeki bir karton kutunun içine birbirine eş en büyük hacimde 6 tane küre biçimindeki top tam biçimindeki top tam olarak yerleştiriliyor. Tamam. Küre toplardan birinin hacmi 36 pi. Arkadaşlar 4 bölü 3 pi r eşittir 36 pi ise pi'ler nanay. Şu şu gidince 9 kaldı. 3 kere 9 27. R eşittir. 27'den R'yi kaç bulduk? 3 bulduk. Bak çemberler birbirine deyince merkezleri birleştir. Şöyle Şöyle toplar değdiğinde ne oluyor arkadaşlar? Kürenin yarıçapı 3 ise 3, 3, 3, 3, 3, 3. Yani 6, 6, 6. Burada, bu kenar kaç çıktı? 18 çıktı. Şimdi ee, şunun içine tam olarak sığıyor ya. Bunun içine de tam olarak sığıyor. Bir de ne diyor? En büyük hacimde küreler ya bunlar. Tam olarak sığan en büyük hacimde küreler. O zaman şöyle hocam şu, şu. Yani 3, 3, 6 mı yapıyor? Yani yükseklikte kaç yaptı o zaman? 6 yaptı. Neresi kaldı? Şu uzunluk kaldı. Hocam burası da 2 tane bilye olduğu için 3 burada, 3 burada, 3 burada, 3 burada. Toplamda e, 12 mi yaptı o zaman burası? Çünkü 6, 6, 12 yaptı. İşte bu kutunun hacmi isteniyor bizden. Bu kutunun hacmi de 18, 12 ve 6'nın çarpımıdır. Hadi bakalım. Çarpalım bakalım bunu. Şu kaç yaptı? 72 yaptı değil mi? 72. 72 ile 18'i çarpacaksın. 8 kere 2 16. 8 kere 7 56. 57 yaptı burası. Sonra bir 72 de burada var. Topladığımız zaman da 8 6 7512 e, kaç yaptı? 1286 yapıyor galiba. Yok. 7512 72 daha 9 burası. Ha 1296 yapıyor arkadaşlar cevap. Evet bunun cevabı kaç çıktı o zaman? 1296. Dolayısıyla cevabımız ne çıktı? E çıktı arkadaşım. Geldik 12. soruya. Bir kenar uzunluğu 2 birim olan bir kübün herhangi iki kenarın orta noktası işaretleniyor. Hemen bir tane şey çizelim arkadaşlar. Bir küp. Herhangi iki kenarın orta noktası diyor bak. Ne diyor bak. Dikkat et. <laughs> bir kenar uzunluğu iki birim. Herhangi iki kenarın orta noktası işaretlensin. Mesela şurası şurası işaretlenince orta nokta olarak. Dikkat. Şu uzunluk. Aşağıdaki uzunluklardan hangisi olamaz diye soruluyor. Hocam burası bir bir kökke. Kökke olabilir mi? Olur. Hocam mesela buradaki orta noktayı seçsem. Şuradaki orta noktayı seçtiğim zaman şu uzunluk yine kök yapıyor. Şu uzunluğu bulmaya çalışacağız mesela. Bulmaya çalışalım hadi. Şu uzunluğu bulmaya çalışalım. Eğer hocam 90 dereceye karşılık getireceğiz Söyle dik üçgenden dolayı. Zemine dik ya. Hocam burası 1, 2, kök 5. Burası kök 5, burası da 1. 1 kök 5. Burası da kaç yaptı o zaman? Orta nokta olduğundan 1 1 ya. Kök altı mı yaptı burası? Evet. Kök 6 olur mu? Olur. Sonra herhangi bir kenar orta noktası mesela burası Hocam burası hop şöyle çizdiğim zaman cisim köşegenine eşit olacaktır. 2 2 ise 2 kök olacaktır burası. Herhangi iki kenarının orta noktası. Evet. Şıklarda zaten yok. Sonra e, herhangi iki kenarın orta noktası derken başka hangisini alabiliriz? Mesela şu orta noktayı aldın. Bir de şu orta nokta. Hocam şöyle birleştirdiğin zaman bir kenara eşit oluyor. 2 olabilir. Başka ne var? Hangilerini alabiliriz? Onu da şu tarafta bayağı bir, bu, bu şekilde bayağı bir şey kullandım. Şöyle şunu da kullanayım. Şurada da göstereyim. Başka bir de ben neyi elde etmeye çalışacağım? Kök 3. Kök 3'ü elde edebilir miyim? Edemem. 2 kök elde edebilir miyim? Evet. iki kenarın orta noktası. Ee, bir kenarın orta noktası burası. Sonra bir kenarın orta noktası da burası olursa evet. Bunu da elde ederim arkadaşlar. Şu 1 bir, 1 bu da 1 bir, 1 şu, şuna eşit olacaktır arkadaşlar. Şöyle baktığın zaman e, dikdörtgenden dolayı. Bu da 2 2 olduğundan burası da 2 kök 2 değil mi? Evet 2 kök 2 burası da 2 kök 2 oldu. 2 kök 2'yi de elde ederim. Sadece kök küçüğü elde edemem. Güzel bir soru. Yorum sorusu arkadaşlar sınavda çıkmaya aday bir soru diyebiliriz. Gerçekten hoş bir soru. Böylelikle arkadaşlar test 5'i beşi, 5. testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 6. testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.